1999'da Rabbim eşiyle birleştirdi ve sene 2023 Rabbim onları 2023'te ayırdı. Dünyada yaşarken cehennemin yerin altını gördük yani. Çaresizliğin, zaman kavramının ne kadar önemli olduğunu, saniyelerle ne kadar yarıştığımızı anladık. 17 Ağustos depreminde dünya evine girdiler. 6 Şubat depremi ise sonları oldu. Ablamın şöyle çok enteresan bir hikayesi var. 17 Ağustos 1999 depreminde evlendiler. Rabbim onlara bir hayat bahşetti. Ondan da iki tane meyveleri oldu. Aslan parçaları, biri 20 yaşında, biri 9 yaşında. Daha sonra işte bu depremle de Rabbim onları cennete kadar ayırdı. İnşallah cennette yine birleşecekler. Depreme Hatay, Antakya'da yakalanan 4 kişilik Kilin ailesinden sadece Hülya Kilin hayatta kalabildi. 45 yaşındaki Kilin 5. gün enkaz altından çıkarıldı. Yoğun bakımda olan Hülya Kilin'in kardeşi Hasan Zengin o anları anlattı. İlk geldiği zaman şuuru açıktı ama beden bütünlüğünde sıkıntı vardı. Çok ciddi yaralanmalar, travmalar vardı. Bana dedi ki, oğlumla kocamın şehitliğini gördüğüm için sana seslenmek istemedim. O enkazın altında ben de şehit olmak istedim. Abla dedim, öyle olur mu dedim, ya bu resmen intihar gibi bir şey. Dedi, daha sonra büyük oğlumun sesini duydum. Bir dördüncü günden sonra yine yaşamayı arzuladım. Hani onun, en azından onu o enkazdan beraber çıkarız, bir hayat kurarız diye. Ailesi, iki oğlu ve eşini kaybeden Kilin'e belki de en acı yalanı söylemek zorunda kaldı. Şu an biz ablamıza büyük oğlunun yaşadığını söylüyoruz. Şu an zaten o da yoğun bakım sürecinde. Çıktığını söyleyemiyoruz. Nasıl anlatacağız? Bize diyor ki, artık onunla bir hayat kuracağım diyor. Hani eşinin ve zor da olsa oğlunun şehadetini kabul etti. Ama büyük oğlunun daha yaşadığını, Malatya Devlet Hastanesi'nde olduğunu yalanını attık mecburen. Onu hayatta tutabilmek için, hani ilaçlara, tedaviye cevap versin diye. Zaten oğlunun hayatta olduğunu duyduğundan sonra tedavi almaya, hani artık ilaçlara, ya artık tutunmaya başladı, hayata tutunmaya başladı.